Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli açıklamalar geldi. Aydıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli bir uzaktan eğitim yani yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Peki Bakan Özer ne dedi? Yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bakan Özer salgının ardından yüz yüze eğitime başlanmasının emeği geçenlere teşekkür eden Özer önlemler alındığı takdirde de yüz yüze eğitimi ara vermeden eğitim öğretimi tamamlama kapasitesinin bu ülkede bulunduğunun gösterildiğini kaydetti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Yani bu aslında 2022 23 eğitim öğretimini de ilgilendiriyor. Ee, dediğimiz gibi vakalar bu şekilde gittikçe muhtemelen bir şekilde yüz yüze eğitim devam edecek ve eğer gerçekten durum çok kötü olursa o zaman uzaktan eğitim gündeme gelecek ama onun dışında uzaktan eğitim kolay kolay gündeme gelmeyecek. Yani uzaktan eğitim kolay kolay olmayacak. Milli Eğitim Bakanı Bakanı Mahmut Özer burada da bundan bahsetti. Ee, dediğimiz gibi tekrardan belirtelim. Yüz yüze eğitimi ara vermeden eğitim öğretimi tamamlama kapasitesinin bu ülkede bulunduğunun gösterildiğini kaydetti dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı önemli açıklamalarda. Biliyorsunuz Mahmut Özer birazcık da yüz yüze eğitim ee, nasıl diyelim? Sevgisiyle tanırız. Yani yüzde eğitim isteğiyle tanırız. Bu da gerçekten güzel bir karar ama tabii ki bazı şeylerde e, öğrencilerin canını sıkabiliyor. Yani bu tarz kararlar. E, o nedenle şu anda belirteceklerimiz bu kadar. Mahmut Özer'den önemli çıkmalar geldikçe sizlere aktaracağız. Sorularınız varsa alabiliriz. Abone olup da videomuzu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizler sizlere haberdar edeceğiz. Görüşmek üzere.